Baba gelmişler ya. Çok şükür. Oğlum hadi seni. Git hadi. Ne haber oğlum? Hadi bakalım, göç gelme. Anas. Anam. Huzursuz. Aslanım. Şükür kavuşturuldu. Oğlum nerede kaldınız ya? Oğlum. Anas sen mi? Meryem Sultan. Biri ikinizin telefonu kapalı çıkmasın mı? Allah'ım ölüyordum. Yolları atıyordum kendimi meraktan. Ya külüstür yedi bitirdi bizi be. Bir yürüyor on duruyor. Bir de şarjımız bitti. Şarj değil abicim şarj. Bana bak hoca hanım. Yakarım şimdi kitaplarını. İyi dedim valla. Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmiyor bu da. Sağ. Sağ oğlum sağ. Sağ sol öğretemedim ben sana ya. Bak senin sağına sarımsak soluna soğan bağlayacağım ha. Ay! Hay benim şaşkın oğlum Sakar oğlum. Terazi bağlayacağım oğlum. Dede gel bak Karadeniz'den bir kanal buldum. Ne sıla ne hareket. Ne gurbet ne bereket. Elveda o memleket. Böyle bir Irak'tayım. Buyur kardeş. Hoş gelmişsiniz. Biz en alt kattayız. Bir şey lazım olursa. Ha, sağ olasın komşum. İçeri buyur edeceğim de her yer her yerde. Bacım işe falan ihtiyacın olursa haber et. Malum büyük şehir çalışmadan olmuyor. Ha, sağ olasın komşum. İyi günler. Seher. Hadi kızım dedeni çağır. Abim gelmeden mi başlayacağız? Ben İsmail'in yemeğini ayırdım. İyice acıktık vallahi. Ben şu çayları getireyim. Oğlum dedeni bekle. Anne. Yemeyeceğim diyor. Baba. Hadi yemeği bekliyorsun. Babam kurban olayım. Vallahi can atmadık gelmeye. Toprağımız ayağımızın altından kaydı gitti. Hani ne yapalım? Ölmeyeceksek yaşayacağız ha? Öyle mi değil mi? Sen bizim babamızın babasısın. Evimizin direğisin. Sensiz boğazımızdan lokma geçmez bizim. Hadi kalk üzme beni kalk. Kurban olayım hadi. Thank you.
Sabah bekliyorduk sizi. Telefonunuz da kapalıydı. Şarjımız bitti. Bir de bizim ihtiyar her yokuşta tıkanıp kaldı. Hadi in, ittir, ittir. Buraya kadar gelebildiğimize şükür vallahi. Vallahi. Hadi oturun, soğutmayın. Hadi geç geç. Oğlum Sadık, sen de şu pencereyi kapa. Kendi sesimizi duyuyoruz vallahi. Hadi buyurun. Abdullah abinin kartı. Ortağına söyledi. Yarın seni atölyede bekliyor. Tamam, gideriz. Pencereyi açın. Bu mesela? Hemen burası. Ha. Kuru temizlemeyiz ne lan? Yani kansız mı hallediyorlar? Oğlum İrfan, bir sulanma, sulandırma ya. Öf, ne bunaltıcı eve ya. Al işte. Bu saatte bile rahat yok. İşten arıyorlar. Ne iş? İnce iş mi? Seher, hadi kısıp dediğin yatalım ya. Ya vakit mi oldu anlamış, öyle yalnız yakalayıp bir konuşamadım ki. Söz bak, vallahi bu gece konuşacağım. Ben de. Az kaldı, az. Hadi ben sonra ararım. Ne oldu anne? Pek darda kaldık biz. Yerimizi, yurdumuzu bıraktık, geldik. Burada bir şeyimiz kalmadı. Burada da sen, burada da yok. Ah, sen bu memleketi bizden daha iyi biliyorsun. Nasıl? Elin ekmeği tuttu çok şükür. Ceket giyiyorsun, kravat takıyorsun. Çok kadirime diyor. Çalıştığın yerde bir şoförlük işi falan bulsam, yüzün arkada konmaz. Anne, kravat taktıysak patron olmadık ya. Ben nasıl iş bulayım kardeşime? Ya benim sigortam bile yok. Bugün işten çıkarsalar yarın açım. Tabii çocuğum. Allah'ım bu kadar boğaz nasıl duyar? Sen yardım et bana Allah'ım. Hepinize merhaba. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Evet, Esentepe Gençler Birliği'nin başkanı, değerli Sayın Ethem Demirkıran bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abicim. Evet, bu yılda ligin en iddialı takımlarından birisiniz. Fakat transfer politikanız eleştiriyor. Ne diyeceksiniz? Nacim Bey, bu eleştirileri yazanların kimi neden eleştirdiğini siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Esentepe Gençler Birliği'nin sağlam bir transfer politikası olduğundan kimsenin kuşkusu olmasın. Evet, bazı hatalar yapıldı, bazı temaslarda geç kaldı. Estağfurullah.
Yarın sana avans vermezlerse bunları bozduracaksın. Tamam mı? Son kurşunu da attık. Allah sonumuzu hayretsin. Televizyonda gördüğümüz İstanbul'a hiç benzemiyor değil mi kızım? Sen artık kahve içip dertleşilecek yaşa geldin. Önceden ana kızdık. Sen demin duyduklarını duymazdan gelince iki kadın olduk. Demin abine verdim ya o bilezikleri. Sanki oğullarıma analık ediyormuşum da kızıma edemiyormuşum gibi geldi. Anne o para eve harcanacak. Ben de evin insanıyım. Ne olur üzme artık kendini, ne olursun. Yarın abin avans alamazdı, o bilezikler satılırsa bahtım olsun. O bilezikleri alacağım ben sana. Anneciğim, bak, onlar bende de olsa gidip abime verirdim. Yani neden diye soruyorsan da ya anasına bak, kızını al. Boş ver ya. Boş ver. Gitmeyelim demedim mi ben size? Bu İstanbul tekin değil. Oğlum sen iki sene nasıl yaşadın bu evde? Kız kardeşini ananı soktun şu çatı altına bak. Tamam anne, tamam. Şimdi sırası değil. Sabah konuşuruz. Hadi bakalım. Siz de yatağa. Hadi. Hadi. Ben de sizi müsaade ederim. Sen ne lan? Keyfimin hocası mısın? İçeride konuşalım. Anlamadın mı? Bu kapı sana kapanalı çok oldu Ethem. Hadi bakalım evli evine, köylü köyüne. Sahi senin köy hangisiydi ya? Bırak gireyim, söz uzun kalmayacağım. Thank you.
Sentepe Gençler Birliği'nin başkanı Ethem Demirkan lan bu. Lan daha dün gece televizyondaydı. Koskoca Ethem Demirkan'ın burada ne işi var abi? Ulan abi bir de anlatıyordun. Yok İstanbul şöyle kocaman, yok böyle bir... Baksana dün gece televizyonda, bugün kapımızın önünde be. Al bunu. Buradan 46 çeyreğe bin. Son duraklığın böyle sağa dön. Zaten koca atarıyor, görürsün. Benim acelem var. Ben otobüs meydandan kalkıyor. Tamam mı? Kalkın şöyle atayım. Merhaba. Ben iş başvurusu için gelmiştim. Nur Hanım'la görüşeceksin. Bekle haber vereyim. Zor iş ha? Vallahi bence her iş işsizlikten daha kolay. Nur Hanım seni bekliyor. Aşağıdaki oda. Kime sorsan gösterir. Hadi git inşallah olur senin işin. Ay, ne yakışıklı çocuk değil mi? Bilmem. Ay, inşallah iş alınır. Vallahi hayatımıza renk gelir. İşe gelirken aynaya bakmak için bir nedenimiz olur. İlerde şu adrese baksana bir yer. Vallahi bilmiyorum abi. Şuralarda konfeksiyon diye bir yerler var ama. Ulan İsmail. Ulan İsmail ya. Bir simit versene. Kızlar. Eleman aranıyor, yazısını indirin. Aa, oldu mu? Kadir bundan sonra bizimle çalışacak. Sen işi öğrenmesine yardımcı olursun Zehra. Kadir Ticaret Lisesi mezunuymuş. Muhasebeyle de ilgilenecek. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ ol. Buyurun, hoş geldiniz. Kadir Bey, en öndeki lacivert ceketi paketler misiniz? Amcanın çok selamı var size. Dedi ki eğer mümkünse hani... Tamam tamam. Otur bakalım, aradı beni. Hamdullah Efendi kendi gelmiyor. Durmadan adam gönderiyor. Ne iş yaparsın sen? İyi orta keserim. İsabetli pas atarım. Şahsi oynamam. Takımı önünü severim. Ben de iyi şutlarım. Neyse. Aşağıda atölyede Nur Usta'yı bul. Müdür gönderdi beni, sıfırımda. Bir yerlerden başlatsın sen hadi. Şey... Müdür Bey... Bir miktar avans almanız mümkün olur mu acaba? İki maaş da ikramiye verelim sana, olsun bitsin bari. Bak kardeşim... Bu sinir top.
Bu da boş kasa. Anlatabildim mi? Hadi kardeşim. Sondan başlarsın. Zamanla başa doğru gelirsin. Akşam kalıp 3-4 saat ayırırsan sana makineleri de gösteririm. Merak etme, merak etme. 3-4 ayda öğrenirsin. Hem ben senin gibi kaç tane genç yetiştirdim ben. Önce biraz ağladılar, sızladılar ama maşallah hepsi de yurt yuva sahibi oldular. Çalışacaksın, sabredeceksin, öğreneceksin yeğen ki yükselesin. Bak şimdi bunlar. Yerde var ya öyle bir laf eder ki bırakırsın idmanı falan, sahanın orta yerinde yatarsın yerlere. Takımdayken 10 numarayı kapmak için az kavga etmemişsiniz. Anlatırdı ama var ya hep derdi 10 numara Salih'in hakkıdır diye. Dur oğlum, ne yapıyorsun? Necmi kim? Sen kimsin? Jigana Karadeniz Spor'dan. Necmi Çıldır. Antrenör Necmi hocam. Arayacaktı sizi. Bana öyle demişti. Bir saniye hocam. Yok, hatırlamadım. Hocam, arayalım bir Necmi abi. Konuşunca hatırlarsın belki hocam ha. Ya koçum, oyalama beni, işim gücüm var. Yolun açık olsun. Hocam. Futbolda kayırım olmaz biliyorum. Torpilin Allah'ını bulsan, ayaklarda iş yoksa ol. Bir deneyelim hocam be. Bir deneyelim ya. Baktınız olmadı. 10 numarasını kıldığım pezevengi. Hadi sene oğlum. Ablan yalnız mı gidecek okula? Ay bunun da içi uyuyor bu ara. Bıraktığım yerde kalıveriyor sepet gibi. Hadi sene be abla. Ağaç olduk burada. Siz okula mı gidiyorsunuz? Benim okuluma ne zaman gideceğiz? Oğlum biz koskoca üniversiteye gidiyoruz. Seninki de okul mu? Sadık Bey. Gelmeyeyim vallahi oraya. Sanki ablası değil kendisi gidecek üniversiteye. Hakan'cığım. Hadi oğlum biz de çıkacağız şimdi. Giyinmen lazım. O kılıklı adam alırlar mı hiç? Bahçeye bile sokmazlar vallahi. Hadi annem kalk. Kalk 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 kalk. Çok özür dilerim. Zabıta bastırdı da Türkçe konuşuyor bu. Bacı nereye böyle? Karamelik sana diyoruz lan. Alo gölge adam. Sana diyoruz lan. Satışlar nasıl satışlar?
Yalnız tabii bağış gerekiyor 150 lira. Okul aile birliği için. Tabii. Şey bizim durumumuz pek müsait değildi de şimdi. Hanım, o zaman sen de haftada bir gün gelip okulun camlarını falan silersin. Aleyküm selam. Bozar mısın Bülent? Sağlam mı? Sağlam mı ne demek efendi, adamın göz nuru. Ağzını topla ya. Sorduk sadece oğlum, kızacak bir şey yok. Piyasa çamur deryası, ben ne yapayım? ₺1600'da. Tamam tamam. Acele biraz. Ne gülüyorsunuz lan? Sikmeye gelince sıraya girersiniz. Sırıtma lan. Ne dışarıda? Bir dakika bir çekilir misin ya? Beni arkadaşım buraya getirdim ya, ben. Ya bir dakika sen. Ben niye giremiyorum? Sen bir çekilir misin? Ya sen beni bırakır mısın? Niye giremiyorum? Ya sen bir bıraksana beni. Ben şurada durayım ya. Bir şey içer misin? Ne diyorsun ya? Yok şuradaki kantinden alayım diye şey ettim de. Meyve suyu falan ya. Yok istemem sağ ol. Ya sen hatırladın mı beni bu arada? Komşuyuz. Hani dün gece kapıyı... Trabzon'dan geldik biz. Bizim birader buradaydı zaten 2 senedir de. İşte biz yeni geldik. Torbayla mı geldin? Yok ya, benim kramponlar var bunun içinde. Zigana Karadenizli futbolcuyum ben. Trabzon'da. Forvet. Trabzon güzelmiş.
Yemyeşilmiş. Yemyeşil. Ayağını mı sürdün be Kadir? Sipariş sipariş üstüne geldi bugün. Kapı ütüleme Selman. Önündekini ütüle. Kapıyoruz 10 dakikaya. Kadir, nasıl gidiyor? Alıştın mı? Yapabilecek misin? Yapacağım. Ne güzel. Yarın görüşürüz öyleyse. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 9'u geçirmek yok ama. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi sen de çabuk ol biraz. Burada bir anahtar vardı, gördün mü? Oğlum az önce girdin içeri. Cebinde yok mu? Ya yok, buranın anahtarı değil ya. Şöyle üstüne metal büyük bir anahtarlık vardı. Nerenin anahtarlıymış o metal anahtarlık? Ya hiçbir aradığımı bulamıyorum ki. Şuraya bak, her yer her yerde. Ya bir şeyin yerini değiştiriyorsanız haber vereceksiniz. Kusura bakma oğlum. Düzenini bozduk. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım. Yarın çıkıp sana yeni bir şeyler alalım. Annem hiç gerek yok vallahi. Bunlar beni şimdilik idare eder. Hem nerede ne var bilmiyoruz ki doğrusu. Hayır efendim, idare idare etmez. Yarın çıkılacak, bir şeyler alınacak sana. Hem daha kitapların yok. Hakan'ımın çantası yok, termosu yok. Değil mi annem? Alışveriş için İstiklal'e çıktım. İstiklal Caddesi'ne. Merhaba. Kadir'im, ne yaptın oğlum? İyi. Telefonda dediğim gibi anne, yaramaz bir durum yok. İşi öğreniyorum şimdilik. Yarın da çağırdılar, erkenden gideceğim. Hayırlısı bakalım. Hadi bakalım, hayırlısı oğlum. Hayırlısı inşallah. Hadi kalk kızım, kalk kalk, yemekleri hazırlayalım, kalk. İstiklal neresi dede, sen gittin mi oraya hiç dede? Ha dede? Çok eskiden, askerdeyken. Yuh, oha artık, bu ne ya? Sigortası falan yok muymuş acaba ya? Taksit falan yapamaz mısınız? Bir kısmını şimdi versek, bir kısmını sonra veririz. Mümkün değil, maalesef. Ödeme gerçekleşmeden hastayı taburcu edemeyiz.
Hadi canım uzatma. Bu gece bende kalıyorsun. Bu halde bırakmam seni hadi. Tespihi çıkardım bakıyorum. Parayı da verdim. Çalarım düdüğü diyorsun öyle mi? Vallahi bu tespih alışkanlık işte. Hadi anam hadi. Yorgunuz zaten. Naş. Ha bu arada. Borcumuz borç. Öderiz merak etme. Şeye ihtiyacınız olursa aşağıdayım ben. Sağ ol kardeş. Eyvallah. Nerede kaldı bu çocuk ya? Sadık, oğlum varsa 1,5 kiloluk al. Kaymaksız olsun. Ne yapıyorsun anne? Cacık yapacağım, yoğurt yok. Bende de para yok. Nasıl yok? Neden yok? Bozdurmadın mı? Bozdurdun. E ver o zaman hadi. Hadi. Çaldırdım. Hepsi gitti. İstanbul'da
Sabah sabah icraya mı geldin? Bu evden bir şey çıkmaz. Yok ya. Arkadaşın nasıl oldu onu merak ettim de. Hani bir şeye ihtiyacınız var mı diye ya. Şafakla kalkıp gitti. Duramaz öyle kimsenin yanında. İyi eyvallah. Şişt baksana. Topçu muydun sen? Yok piyade. Yani futbolcu musun demek istedim? Ben var ya futbolcunun hasiyim hem de. Memleketteyken bir numaraydım ben de işte. Tamam tamam gelince... Şeceren'i sormadım. Sen bana öğlene doğru bir uğrasana. Eyvallah. Hiç bulamadın mı? Bırak bırak ben yaparım. Sen git kapıya bak. Söyle ona işe geç kalıyor bak. Çabuk olsun. Gel buraya.